أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Bunun yolunu da ona göstermiştir. Bu yol kişinin Kur'an-ı Kerim ile kimliğini inşa etmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile karakterini şekillendirmesidir. Düşmanlıklar yerini dostluğa imanla bırakır. Rabbimizin bizlere verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. İbadetler bize yaratılış gayemizi hatırlatır. İbadetler İslam'ın 5 temel esasıyla sınırlandırılamayacak kadar geniştir. Dinen meşru bir mazereti olmadığı müddetçe asla mani olmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en zor zamanlarda bile ibadetlerini yerine getirmiş, o mümindir. Ahlak, huzurlu bir hayatın güvencesi sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet yüklü mesajlarını dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara müjdeler olsun. Haramdan sakınmak, helale koşmak, her türlü hatırlatmak istiyorum. Cuma gününe kadar uzatılmıştır. İnna Allahu ve melâiketehu yusallûne alennebî. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde canlarımızı kaybettik. Bu vesileyle onlara rahmet diliyoruz. Şahinbey ilçemizde de birçok tarihi camimiz ciddi anlamda hasar gördü ve restorasyona alındı. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz zarar gören, hasar gören bu camilerimizi restorasyona almış oldular. Mesela geçen hafta 550 yıllık tarihi olan Alaaddin Camii'miz Kültür ve Turizm Bakanımızın katılımıyla açılışı gerçekleşmiş oldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden biz camimizi teslim olduk ve ibadeti açmış olduk. Bugün de yine 16. yüzyıla tarihi dayanan 1543 yılı öncesinde Zaim Efendi Mescidi olarak adlandırılan ve şu an içerisinde bulunduğumuz Kozluca Camii 6 Şubat depremi sonrası ciddi anlamda zarar görmüş ve restorasyona alınmış idi. Hamdolsun bu camimizin de restorasyon işlemleri tamamlanmış oldu ve bu cuma namazını da hamdolsun burada eda etmiş olduk. Camimizi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden teslim alarak tekrar ibadete açmış olduk.
Tabii Şahin Bey'imizde birçok tarihi camimiz var idi. Depremde ciddi anlamda zarar gören ve maalesef ibadete kapatmak durumunda kaldığımız. Bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restorasyona alındılar. Ve peyderpey restorasyon çalışmaları tamamlanarak bize teslim ediliyor. İnşallah Vakıflar Genel Müdürlüğümüz restorasyona devam eden tarihi camilerimiz tamamlandığında bizlere teslim etmiş olacak ve bizler de inşallah onları ibadete açmış olacağız. Bu vesileyle camilerimizin restorasyonunda emeği geçen yetkililerimize, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Vallahi çok mutlu olduk çünkü neredeyse ibadet edecek yer bulmakta çok zorlanıyorduk. Burada en büyük sıkıntımız buydu. Allah razı olsun yardımcı olandan da yaptırandan da. Camimiz şükür ibadete alçıldı. Çok güzel. Yaptıranda da yapan Allah razı olsun. Çok memnunuz yani. İnşallah ötekiler de yakında açılır.